Şimdi değerli bir konuğumuz var. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi. Aynı zamanda bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Pınar Okyay katılıyor yayınımıza. Pınar Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Serap Hanım. Merhabalar Muharrem Bey, merhabalar Serap Hanım, Selçuk Bey. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüntünüz öyle hafif hafif kesik geliyor ki korkuyorum internet bağlantısı gider mi? Bugünlerde çok kopuyor. Umarım sesinizi kaybetmeyiz. Şimdi bugünkü başlangıcımıza bakarsak siz de tam halk sağlığı uzmanısınız. Biraz sorumluluk bizim omzumuza da biniyor diyebilir miyiz? Herhalde şu bir iki hafta davranışlarımızın sonuçlarını da göreceğimiz bir dönem olacak. Ne dersiniz? Çok haklısınız Serap Hanım. Zaten en baştan beri aslında bu bir bütün. Yani yöneticilerin alması gereken sorumluluklar var. Ama bizim bu kurallara tanımlanmış olan önlemlere uyumla ilgili sorumluluğumuz var. Zor, siz de biraz önce söylediniz, bu iki hafta boyunca biraz daha bununla ilgili belki zorlanacağız ama bu yeni normal dediğimiz şey aslında eski normalimizden gerçekten çok farklı. Uzun bir sürede aslında bu süreçte bu önlemlerle birlikte yaşamaya alışmamız gerekiyor. Sizin bugün açılışlara baktığınızda işte kamu görevlileri çalışmaya başlıyorlar, restoranlar açılıyor, spor salonları açılıyor, kreşler açılıyor, plajlar, parklar açılıyor. Hepsi içinde bilim kurulunun, sizin de üyesi olduğunuz bilim kurulunun belirlediği kurallar çerçevesinde elbette bu olacak. Ama sizin öncelikle kişi olarak en çok üzerinde durduğunuz nokta hangisi? En çok bizi izleyenleri uyarmak istediğiniz ya da kaygılandığınız, hassas olduğunuz nokta hangisi bu açılma sürecinde? Aslında kalabalık birlikte sosyal teması özellikle koruyamayacağımız ve kapalı ortamlar, hepsi için endişeliyim. Özellikle size İstanbul'dan görüntüler verdiniz. Metropol kentleri yoğunlukları nedeniyle aslında çok ciddi bir problem oluşturabilirler. Buralarda alınan önlemlerin özenle uygulanması gerekiyor. Biz böyle bir karar verdik ve işte 11 Mayıs'ta başlayan bir sürede aşamalar olarak açmaya başladık. Ama şu şansımız var, şu anda yaz aylarına giriyoruz. Kapalı mekanları özellikle kullanmayla ilgili kısıtlamamız az olduğu bir dönemde bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bu virüsün nasıl bulaştığını çok iyi biliyoruz artık. Bu süreç bize iki tane şeyi çok iyi öğretti. Aslında önlemlerle ilgili neler yapmamız gerektiğini ve de tedavi süreçlerinde özellikle hazırlıklarımızla ilgili. O yüzden bütün bunlara uyabilirsek, önlemlere uyabilirsek belki çok endişeliyiz hepimiz. Tabii bütün dünya endişeli. Bu süreci daha iyi geçirebiliriz. Ama ben kapalı ortamlardan, toplu ulaşımlardan, sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardan özellikle tabii ki çok endişeliyim. Dün açıklanan veri tablosunda ilk Hocam, kez zannediyorum. Muharrem abi buyurun siz. Buyurun. Şöyle, şimdi ben hocama cumadan bu tarafa telefonla uğraşmaya çalıştım. Çok yoğundu, o kadar yoğundu ki 3 gün boyunca bildiğim kadarıyla böyle kapandınız bilim kurulu üyeleri olarak ve yoğun bir çabada bulundunuz. Evet. Neydi yani sizi bu kadar çok uzun süre böyle çalışmaya iten, o toplantılara iten ve o toplantıdan nasıl bir karar çıktı? Birinci sorun bu. İkincisi de biraz önce dediniz ki işte sıcakların artmasıyla, ısının yükselmesiyle birlikte dediniz. Orada benim kafamı kurcalayan bir şey var. Madem ki ısı bunun etkileşimini düşürüyor, o zaman Suudi Arabistan, Katar'da niye hala yüksek bir seyirde devam ediyor? Veya ısı yükseldiği zaman gerçekten düşüyor da başka bir faktör mü oralarda bunu yükseltiyor? Muharrem Bey merhabalar. Evet, hafta sonu sizinle bir türlü konuşamadık. Kusura bakmayın. Öncelikle ikinci sorunuzdan başlayayım. Aslında yanlış ifade etmiş olmak istemem. Isıyla ilgili değildi. Yani biz havalar ısındığı için biz daha çok dışarıdaki ortamları kullanacağız. Yoksa şu anda dünyada çok rahatlıkla görebiliyoruz. Isıyla ilişkisini %20'den daha fazla bir iyileşmeye sebep olamayacağını bildirdi. Son risk değerlendirmesinde Avrupa Hastalıkların Kontrol Merkezi. Çok da doğru, çünkü Brezilya şu anda işte bildiğiniz gibi Güney Yarımküre'de farklı bir ısı çemberinde bizden. Ama onlarda da ısı farklı olmasına rağmen
görülmeye devam ediyor. Isı ile ilişkisi bizim beklediğimiz kadar değil. En azından onu söyleyebiliriz. O yüzden havaların sıcaklığın artması nedeniyle değil, bizim bu nedenle dışarıda yaşamamız nedeniyle sosyal mesafemiz ve doğal havalandırmadan daha fazla yararlanabilme seçeneğimiz nedeniyle aslında beklentim benim daha iyi olabilir olgular diye. Birincisi bu. İkincisi hafta sonu ve aslında son belki de bir aylık dönemdeki yoğun çalışmamız kısaca şöyle özetleyebilirim. Yaklaşık 800 sektörün olduğu bildirildi bize. Bu sektörün farklı dinamikleri var. Hepsinin farklı riskleri var. Ve bunlar tek tek bizim kurulumuzda kendi sektör temsilcileriyle gelip Sağlık Bakanlığımız bunu çok güzel organize ediyor. Bizi buluşturuyor. Biz de günde abartmıyorum tüm gün süren işte bir ya da iki seansta 6-7-8 saatlere ulaşan sürelerde sektör temsilcileriyle normalleşme sürecinin nasıl olması gerektiğini konuşuyoruz. Onlarla çalışmaya ihtiyacımız var çünkü onların aslında risklerini, dinamiklerini öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunu özellikle salgın biliminin, enfeksiyon hastalıkların ve bu virüs özellikleriyle birleştirmemiz gerekiyor. Yaptığımız çalışma bugünlerde süren. Bunun meyvelerini de toplumda salgın yönetimi grubumuzun özellikle web sayfasında bugün itibariyle güncellenen birçok farklı sektöre göre yani işte ulaşıma göre, restoranlara, spor salonlarına, kreşlere göre birçok önerisi alınması gereken önlemleri tanımladığı belgesiyle görebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın web sayfasında en son 170 sayfaya ulaşan bir belge oldu bu. Bugün itibariyle bir de güncellenmesi gerekecek. Çünkü bugün de yarın da bizim toplantılarımız sürecek. Pınar Hanım, şimdi siz bu görüşmeleri yaparken ve bu kararları alırken bu toplantılar ve uzun süreçler pek çok önlem vardı. Bunlar şimdi normalleşiyoruz yavaş yavaş ama bunlarla ilgili bir takım eşikleriniz var mı? Çünkü böyle günlerden sonra insanlar tekrar normalleştiğinde bir daha kısıtlama ve bir takım kuralları ortaya koymak, bazı şeyleri yasaklamak muhtemelen ilkinden daha zor olacak. Tabii. Dolayısıyla merak ettiğim oradaki eşikler neler ve bunu nasıl yapacaksınız? Ya da bunu şimdiden ilan etseniz insanların motivasyonu açısından, kurallara uyma açısından iyi bir uyarı olmaz mı? Yani şunu aşarsak şu eşiği, şu önlemler geri gelecek diye baştan söylemek sanki bilmem iyi olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Selçuk Bey haklısınız. Aslında risk iletişimde çok açıklıkla birlikte yürümek gerekiyor. Bunun da en önemli faydası aslında bu risk algısı iyileşince insanların, vatandaşların kurallara uyumu tabii ki iyileşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız son açıklamasında bununla ilgili önemli bir cümle sarf etti. Ve dedi ki biz aslında açıyoruz bu şeyleri işte bütün sektörleri yavaş yavaş yeni normalimize döneceğiz. Ama uymazsak, gerekenleri yapmazsak hem yönetim hem de vatandaşlar olarak bunlardan geri dönebiliriz. Sizin sorduğunuz ne zaman nasıl dönebileceğimiz. Öncelikle bu dönme olasılığımızın, bu böyle bir olasılığın olduğunu bilmek son derece önemli. Bu işte ülkemizin en üst makamı tarafından telaffuz edilmiş vaziyette. Biz nasıl bunu değerlendireceğiz? Tabii ki verilere bakarak değerlendireceğiz. Nasıl ki normalleşme ya da yeni normale dönerken ne diyorduk? İşte test sayısını artırırken ama 14 gün boyunca olgu sayısının düşmesini bekliyorduk ana kural olarak. Ya da toplam test sayısı içinde pozitif oranlarının düşmüş olmasını bekliyorduk. Bununla ilgili bazı destek kriterlerimiz vardı. Örneğin ölümlerin azalması, sağlık personelindeki sıklığın azalması gibi birçok böyle tanımlanmış şey var. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlar tabii ki daha teknik konular ama bu teknik konuların da umarım önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı'nda özellikle verilerin işlenmesiyle ilgili yine yeni akademisyenlerden oluşan bir grup kuruldu. Onların da yardımıyla halka çok daha iyi anlatılacak. Peki örneğin hep bin günlük... Çünkü risk altısını yürütmek... Pardon affedersiniz efendim, araya girdim. Buyurun. O örnek için dediniz ya yani örneğin günlük 1000 vaka sayısının çok üzerinde duruldu. İlk kez dün 800'ün yani 900'ün altına indi tespit edilen günlük vaka sayısı. Ki o bir eşik olarak
bizim aklımıza yerleşti uzmanların değerlendirmeleri sonrası. Sonra bir RO katsayısı, yani bulaşma katsayısı üzerinde duruldu. Başlangıçta 3-4 kişiye bulaştırıyorken sonra 1,5 kişiye düştü. Örneğin bugün kaça düştü? Hala bir kişi, doğru mu telaffuz ediyorum? Çok da tıbbi olarak yanlış ifade etmek istemem ama bizim bulaştırma katsayımız örneğin 1 ya da 1'in altına indi mi? O anlamda istenen seviyeye geldik mi? Ya da bu başka bir eşik mi? Şimdi bulaştırma katsayısı ya da temel üreme sayısı dediğimiz kavram şu anda başlangıçtaki değer tabii ki farklıydı. O herkesin buna duyarlı olduğunda hesaplanan bir rakamdı. Şimdi biz bu zamana bağlı olarak ölçmeye çalışıyoruz temel üreme sayısını. BBT denilen ya da BE diye tanımlanan şey. Türkiye'de bu önlemlerin ilk konuşulmaya başladığı özellikle 11 Mayıs civarlarında falan yapılan tahminlerde bu birin bayağı altındaydı. Ben Imperial College'in ve bazı bizim kendi arkadaşlarımızın yaptığı tahminleri gördüğümde 0.5 ile 0.7, 0.8 arasında değişiyordu. 0.71 telaffuz edildi ilk. Yani biz düşürdük 0.71'e. Aslında bir kişi bir kişiye değil, çok daha az kişi, neredeyse işte 1,5-2 kişi bir kişiyi bulaştırıyor noktasına gelindi. Ve bu yüzden zaten açılmayı biraz konuşabildik. Biraz daha bekleyemezdik. 15 gün daha falan bekleyebilirdik. Ben hep bunu söylüyorum ama bu en azından çıkış noktası için iyi bir şeydi. Yani biz koşullardan bir tanesi olan bizim temel üreme sayısı olan sayımızı birin altına düşürmüştük. Bu dönemde nasıl? Geçenlerde temel üreme sayısıyla Sağlık Bakanımız yaklaşık bir hafta önceydi. Belki siz tarihi daha iyi hatırlarsınız. 1.56 dedi. Bunu hangi veriye dayanarak açıkçası söyledik bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı'nda veriyi çalışan çok önemli bir teknik ekip var. Enfeksiyon hastalıkları, epidemiyologlar ve halk sağlıkçılarından oluşuyor. Bunlar kendi kadrosunda. Bir de buna yeni bir grup eklendi. Akademisyenlerden oluşan. Onların çalışması mıdır açıkçası bilmiyorum. Ama ben son dönemde yapılan değerlendirmelerde gördüğüm şey şu. Artık 0.7'lerde falan değiliz. En azından 1'e yaklaştık. 0.94'ün telaffuz edildiğini duydum. Bu ne demek? Şu günlerde normalleşmeyle birlikte çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın biz 21 ilde Mayıs ayının neredeyse yarısını bir şekilde aslında işte evde kal zorunluluklarıyla, daha büyük şeyde evde kalmak kısıtlarıyla geçirdik. 31 ilde bir döneminde Mayıs'ın önlemleri sürdü ve bütün bunlara rağmen aslında tutabildiğimiz sayı bu. Bu ne demek? Normalleştiğimiz zaman eğer kurallara dikkat etmezsek önümüzdeki 14 gün boyunca özellikle 14 gün sonunda bu veriler bize 14 yani 2 ile 4 hafta arasında aslında nasıl olacağı konusunda ciddi bir fikir verecek. O yüzden toplumda sağlık yönetimi ile ilgili çalışan bilim kurulunun yayınladığı kuralların uyulması çok önemli. Çok önemli. Peki o kuralları bu cümlenizi tamamlayın pardon buyurun. Burada önemli bir şey daha var. O önlemler yayınlandı. Bu önlemlerin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar bunları hem genelge haline getiriyorlar hem de bu önlemlerin nasıl uygulanacağı il pandemi kurullarında ve il ıssısal kurullarında her ile özel olarak da yapılandırılması gerekiyor. Son günlerde herkes... Bunu daha fazla aslında biraz konuşmak isterim sonrasında eğer vaktimiz kalırsa terapi. Buyurun. Spor salonları çok yaygın kullanılan yerler değil. Daha çok büyük şehirlerde gidiliyor ama siz duymuşsunuzdur. Genellikle parası ödenir ve gidilmez. abone olunur ve gidilmez. Şimdi, bunun için var spor salonları. Maskeyle spor yapılır mı? Nasıl maskeyle olacak diye konuşanları duymuşsunuzdur. Siz sektör temsilcileriyle görüştük dediniz ya. Bu böyle mi yani? Maskeyle mi insanlar koşu bandında maskeyle mi duracaklar? Nedir onunla ilgili sizin tavsiyeniz ya da durum? Uygulama nasıl olacak? Şimdi yine... Bizim kendi dediğim o web sayfasında özellikle bakılıp girilebilirse bununla ilgili daha sonrasında bu konuyu özellikle merak eden seyircilerimiz için söylüyorum. Spor salonları ile ilgili detaylandırılmış bir orada da bir önlemler paketi var. Birincisi spor salonlarına randevuyla gidilecek. Her alanda çalışan kişilerin aynı bir
birlikte topluluk gibi bir süre daha kayıtlar alınmak zorunda. Çünkü orada bir olgu çıktığında çevresindeki kişileri bilmemiz gerekiyor. 6 metrekareye bir kişi şeklinde bazı böyle sınırlandırılmalar getirilmek zorunda. Örneğin sosyal mesafe, biz 1 metre dedik ama spor salonu gibi tahmin edersiniz çok aktif çalışırken özellikle terden bağırarak ya da işte tükürüklerle çok coşkulu bir şey olabiliyor spor. Ama özellikle temas edilen sporlar burada da yasaklanacak. Bu spor alanlarının birçoğunda örneğin basketbol, voleybol oynamak gibi alanlar var. Onlar belki biraz daha sonra açılacak. Şu anda ekranda görülen örneğin aletlerin bulunduğu alanlarla ilgili bazı önlemler alması gerekiyor spor yöneticilerinin. Neler mesela burada ağırlıkları görüyoruz. O ağırlıklar genellikle başlanır. Yani biri çalışır bir parça, onu bırakır, döner başka bir alete geçer ve ondan sonra tekrar onun yerine bir başkası girer. İşte böyle özellikle ringler şeklindeki sporları yapmayı bir süre ertelemek zorundayız. Çünkü tek alet, bir kişi bir alanı kullanacak, sonra ondan sonra bu alanın temizlenmesi gerekiyor. Evet. Maske kullanılacak mı? Evet, en baştan itibaren maske kullanılması son derece önemli. Bunun bir istisnası ne olabilir? Çok açık havada yapılabilecek, örneğin bantı dışarıya taşınabilecek bir alan varsa ve o bantlar arasında en az 2 metre gibi bir şey sağlayabiliyorsanız ve her bant kullanıldıktan sonra olası tükürük saçma ile ilgili o alanı mutlaka temizleyebiliyorsanız bazı sınırlandırmalar, farklılıklar bu şekilde olabilir. Peki. Ama biraz beklediğimiz gibi olmayacak. Yani alışma sürecinin çok kolay olmayacağını söyleyebilirim. Pınar burada Hocam bu arada maskesiz müşteri ve çalışan olması gerekiyor. Buyurun. Sesim de çok kötü, kusura Pınar bakmayın. Pınar Hocam bu aşamada evet siz kusura bakmayın. Bu aşamada iki şey soracağım. Sektör toplantıları yaptınız dediniz. Yine spor salonlarından yola çıkaraktan. Önce bir sporla ilişkin. İşte futbolda bir 10 gün sonra başlıyor futbol karşılaşmaları, müsabakaları. Buna ilişkin ne düşünüyorsunuz? Evet. Ve seyircili futbol ne zaman başlar? Çünkü birçok ülke maçları öteledi, erteledi veya iptal etti. Ama bizde başlayacak, evet. Bu birincisi. İkincisi de Türk Hava Yolları ile ilgili, yine bir başka sektör açısından. Türk Hava Yolları'ndaki koltuklarla ilgili işte trenlerden ve otobüslerden farklı olarak biz biraz daha fazla yolcu alalım beklentisi vardı. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Yani evet. Uçaklardaki filtrasyon sistemi gerçekten çok kaliteli, çok yüksek, virüsü yakalıyor. Orada bir şey olmaz diye mi bakıyorsunuz siz de? Yoksa oraya ilişkin önlemlerinizi de bu son 3 günlük toplantınızda ele aldınız mı? Muharrem Bey, bu taşımacılıkla ilgili olan konu gerçekten çok vaktinizi aldı. Çok da normal, hepimizin hayatını çok etkileyen konular, özellikle ulaşımla ilgili. Uçaklarla ilgili ben şöyle söyleyeyim, literatürle ilgili özellikle Atlanta grubunun yaptığı bazı çalışmalar var. Çalışmalar bile çektik. Yani örneğin anlattığı şey var, 15 saat sonrasındaki bir olgunun hiç kimseyi bulaştırmadığıyla ilgili de yayını var. Onun dışında tam tersi bulgular da var. Ama bildiğimiz şey şu, uçaklarda en problemli şey, yani havalandırma tabii ki problemli ama HEPA filtre dediğimiz şeyler bu virüs partiküllerini tutma açısından tabii ki bir fırsat veriyor. Ama tutuncaya kadar yanımızdaki kişinin maske ve sosyal mesafe ihlali olursa o tutma süreci içinde biz buna maruz kalamaz mıyız? Tabii ki kalabiliriz. Yani kapalı olan her ortam son derece problemli. Ama uçakları konuşuyoruz da mesela hızlı trenlerde sorun belki daha büyük. Çünkü onlarda böyle bir sistem de yok. Yani doğal havaya ulaşamadığımız herhangi bir yerde böyle bir problem var. Uçaklarda da özellikle tamamen temiz havanın hani sirküle edilmesinin pek mümkün olmadığını bu konu toplantılarda biz öğrendik. Hani özellikle dışarısı tabii ki çok soğuk, bir normalleşmeye, ısıyı normal seviyeye çekme gerekiyor. Ama birçok yerden, örneğin plazalardakinden, oradaki sağlık sistemi, havalandırma sisteminden ya da bazı AVM'lerden çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu şunu bize getiriyor, yani biz her yere çok gönül rahatlığıyla ulaşabilir miyiz? Çünkü ulaşımda
uçağa binmeyle ilgili değil sadece, uçağa bininceye kadarki süreçlerle ilgili de bir süreç risk yönetiminin olması gerekiyor. Bununla ilgili bildiğimiz şey şu, uçakta özellikle ön bir sıra ve iki sıranın problemli olduğu ve sağımızdaki solumuzdaki sosyal temasın problemli olduğu literatürde var. Bunu güvenlik ve acilen ikiye çıkarabiliriz. Bu niçin önemli? Eğer bir hastalık varsa, bu hasta olan kişi, maskesini, bunun hastalık varsa da şunu söylemek istiyorum. O anda hasta olan kişilerin zaten yapılan testlerle, ateş ve belirti sorgulamasıyla alınması gibi bir durumu olmayacak. Bütün ana kural bu. Belirti varsa biz bunları mutlaka sağlık kurumlarına yönlendiriyoruz. Ama belirtisi olmayan dönemdeki bir hasta, biz biliyoruz ki virüsü bulaştırabiliyor. O kişinin içeri girmesi durumunda hep bunları konuşuyoruz. Eğer o kişi maske takıyorsa ve siz bu kişinin yanında otururken işte konuşma gibi bir problem hiç yaratmıyorsanız ya da işte bir şey yemek yemiyorsanız, maskenizi hiç çıkarmıyorsanız siz de bir parça daha kendimizi rahat hissedebiliriz açıkçası. Uçaklarla ilgili ve otobüs ve şeylerde, trenlerde söylemek istediğim şey şu, belirti çıktığı anda o belirti çıkan kişiye nasıl müdahale edileceğiyle ilgili şeylerde çok iyi tanımlanmış vaziyette. Bu biraz bizi biraz daha açıkçası şey tutabilir. Önemli. Sanıyorum. Hocam eğer yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Havalandırma konusunda hızlı tren ve uçaktaki risk devam ediyor ve mesafeyi korumamız gerekiyor. Yani bizim business dediğimiz ön sıralarda riskin en yüksek olduğu yerler olarak gözüküyor. Doğru mudur? Ön sıralardaki business'te sosyal mesafe çok daha şey. Rahat Muharrem Bey, tam tersine. Ve açıkçası bu dönemde business bilet satışları artacağı şeklinde özellikle konuşmalar da yapılıyor. Bunlara talebin daha da çok artabileceğiyle ilgili. Peki. Hatta ekonomi sınıfında yapılmış bu çalışmaların çoğu. Onu da söylemek zorundayım. Yani biz uçaklarla ilgili açıkçası şunu söyleyebiliriz. Her şeyde olduğu gibi hani binmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor muyu sorgulayacağız. Eğer gerekiyorsa da kurallara çok uyarak karar almaya çalışacağız. Peki bir cümleyle size bir şey şunu sormak istiyorum son olarak. Hafta sonu yine bir kısıtlama olması mümkün mü büyük şehirler için? Böyle bir karar çıkabilir mi önümüzdeki hafta sonu için? Açıkçası bununla ilgili hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Ama bu normalleşme sürecinden sonra bu tip sınırlamaların aslında ben şu andan itibaren hani yapılması görüşümde. Yani biz eğer bir normalleşmeye geçtiysek bu normalleşme sürecini olduğu gibi izlemeli ve problemlerimizin de nerede olduğunu gözlemlemeliyiz. Evet. Gerekirse bunlardan geri adım atabilmek için ve bu uyumu sağlamak için de işte bu süreçte yaptığımız uyarılarla, iyileştirme çalışmalarıyla, çünkü en çok iyileştirme çalışması da yapılacaktır mühendislik önlemleri dahil. Bunlara da bence bir fırsat vermeliyiz. Yani görmeliyiz, uyumu görmeliyiz ve gördüğümüz an gerekirse müdahale yapmalıyız. Ama böylesine normalleşirken biraz... Pınar Hocam futbolu sormuştuk. Hani olacağını düşünüyorum. Çok pardon. Mahalle Bey, futbolla ilgili sizle daha önce de konuşmuştuk biz hatırlarsanız. Futbolla ilgili evet açıkçası... Benim kişisel görüşüm bu. Yani futbol maçları açılacak ama seyircili yapılabilmesinin önünde bence çok daha uzun bir yol var. Önce seyircisiz nasıl yapıldığını ve buradaki aslında işte orada çalışanları, futbolcularımızı süreci nasıl koruyup nasıl yönetebildiğimiz öncelikle görmemiz gerek ama seyircili futbol maçları için ben yeni sezonu beklemek gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler Profesör Doktor Pınar Okyay. Teşekkürler. Yine bir başka yayında görüşmek üzere. Çünkü size soracağımız başka sorular da var. Çok teşekkürler.